Evet, olmayan çoluk çocuğumun rızkını böyle şeylere harcadım. Bölümüme hoş geldiniz. Bugün de vegan paella inceleyeceğim. Paella ne derseniz, paella ne biliyor musunuz? İspanyol pilavı yani. Başka bir açıklaması yok. Değişikti işte. Deneyeceğim bakalım bugün bunu. Bu paella aslında ilk Makro Center'a geldiğinde oha demiştim fiyatına yani. Yuh demiştim. Bu ne demiştim. Hatta Instagram'da falan paylaşmıştım. Sonra Instagram DM'den sürekli bana mesaj geldi. Bak böyle bir şey gördük. Bunu dene, bunu dene falan diye. Ben de dedim hadi bunu deneyeyim. Hem de bunu denediğim vakitte A101'de mi BİM'de mi ne şey gelmiş. Çiftçi markasının bu bulgurları gelmiş değişikli. Onu haber vereyim dedim. Yani ondan alın, bundan almayın boşu boşuna. Çünkü bu çok pahalı yani. Harika bir tadı olduğunu düşünmüyorum şahsen. Yani yapmadan önce öyle bir teorim var. Fiyatını söylüyorum. Fişi atmışım yani unutmuşum bir yerlerde. Bulamadım şu an. Ama önceden Instagram'daki paylaşımımdan buldum. 27 lira 95 kuruş. Yani bu elimde tuttuğum şey pirinç yani bildiğin sebzeli pilav 28 lira. Yani şöyle hemen önden göstereyim. Şöyle önü. Şöyle de arka tarafı. Durdurup böyle bakabilirsiniz içindekilere falan. Ne bileyim. Ve yapılış şekline baktım. Bildiğin yani aynı bu bulgurlar var ya işte o çiftçinin veya yayla bakliyatın zaten yayla bakliyatın çiftçi markası da ikisi de aynı firma. Öyle yani bakalım bir de bunu deneyelim bakalım nasıl olacakmış. Yani 28 lira şundan şöyle yine boylamasını da göstereyim içindekilere. Bakalım deneyeceğiz. Hadi yapmaya başlayalım bakalım. Evet ocağımızın altını yakıyorum. Artık çakmağımız var. Hemen. Dur bir dakika şimdi. 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Ay fazla döktüm. Ay neyse çaktırmayayım. Biraz yağlı olsun fark etmez. Hemen şu paketimi açıyorum. Şöyle. O havalı da. Ha, plastiğe bak bak. Ay şalap dökmem. Ana, bunun içinde bir paket daha var. Öf, 100 tane paket yapmışlar ha. E ben bunu nasıl açacağım? Oy. Ya Allah'ım. Neyse şunu atıp keseyim de. Bunu da şey yapmışlar. Oy. Oh. Tamamdır. Döktüm. Şimdi bunu kavuracakmışız yağda. Kavuruyoruz. Aynı mantık ya yayla bakliyatla. Yalnız güzel kokuyor. He. Biraz gömdüm ama gerçekten güzel kokuyor şu an. Ama yani yine de her şekilde 28 lira etmez bu şu an hala. Bakalım tadına bakınca diyeceğim gene 28 lira edecek mi ama hiç sanmıyorum. Vallahi gidin siz çiftçi markasının işte yerle baktığım bilmem neniz. Başka bir marka daha vardı sanki. Ha Duru Duru. Duru markasından gidin. Hazır bulgurlarından yiyin. Yapın da. Vallahi bence daha iyi. Veya git pirinç al. Biraz da böyle sebzelerle kendin yap. Yalnız şu an şu biberler o kadar güzel kokuyor ki anlatamam. Neyse altını kısayım hemen su ekleyeceğim şimdi. Şu an bana dua edin inşallah patlamaz şimdi suyu koyunca. Kaynar su koyuyorum bu arada. 4 bardak kaynar su koyacağım. Artık alıştım he. Patlamadı. Şöyle iki. Yani patladı da çok patlamadı. 3 4 Bir de azıcık daha koyacağım. 750 mililitre diyor da ben önceden ay önceden şey yaptım baktım. Tripodu şu an nereye koydum tahmin edin. Normal ay aa, buradan tuttum. Bardağı. Kaynar su döktükten sonra buradan tutunca hiç hoş olmadı. Neyse. Şurada bir tane büyük tencere vardı da tencerenin kapağının üstüne tripodu koydum. Yoksa içini göstermiyordu şeyin bu tencerenin.
Ondan yani. Elimi de yaktım 2 saniyede. Allah'ım ya Rabbim. Bir yerden kurtarıyorum, başka bir yerden yine sakarlığım çıkıyor ya. Neyse şimdi bunu 20 dakika pişirecekmişiz. 20 dakikada pişecekmiş. Şu an saate baktım. Hadi bakalım. 20 dakikada nasıl olacak? Merakla bekliyorum. Ha bir de 20 dakikada da bitmiyor. 20 dakikada pişiyor. Bir de yemeden önce de bir 10 dakika bekletiyorsun. Yani bir yarım saat sonra hazır olacak. Bakalım denileni yapıyorum şu an. Hadi bakalım. Hadi bakalım paylaşacağım. Bu arada demiş ki içine istediğiniz baharatı katın ama ben şu an tadını hiç bilmediğim için acaba önceden bir tadıp baksam mı? Ya neyse ya büyüsü bozulmasın ama tuzlu mu tuzsuz mu onu bilmiyorum ki. Koklayarak anlar mıyım? Tuzlu değil galiba ya. Kokladım biraz ama böyle bir kereviz kokusu falan geliyor şu an burnuma. Ama şimdi ya tuzluysa tuz eklersem şu an bilemedim. Neyse ya pişince artık göreceğiz. Olmadı tuz eklerim pişmişine yani yapacak bir şey yok. Neyse artık 20 dakika sonra görüşelim. Evet son haline bakın. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı suyunu çekti. Çok az kaldı ama dibi tuttu. Yani dibi tuttu derken dibine çok yapışmadı da hafif yapıştı böyle karıştırdım. Şimdi bunun altını kapatacağım. Böyle bir 10 dakika daha dursun. İyice kalan artık çok az olan suyunu da çeksin. Tamam mı? Kapattım. Hı, tamamdır. Sen böyle takıl çocuğum. Evet 10 dakikamız geçti. Hatta 10 dakikadan daha fazla geçti. Ve şu an kapağını açıyorum. Kader anı. Ağzımla Barış Manço şarkısı yapmaya çalıştım ama olmadı. Bakıyorum. Yani hala biraz şey ama sulu gibi ama şey mi yapsaydım? Pilav gibi böyle üstüne ne derler ona havlu kağıt mı koysaydım? Öyle yapayım değil mi? Birazcık daha suyunu emsin. Deneyelim. Evet kapağını açıyorum. Şöyle. Bakayım. Oldu galiba ya. Değil mi? Bakın. Tamamdır. Hadi ben bunu tabağa koyayım. Evet şimdi geldik en sevdiğim kısma. Tadım kısmına. Bakalım. Tadı nasıl? Çok merak ediyorum ama bir yandan da tırsıyorum. İnşallah güzeldir. Neyse yanında da tahta kaşıkla yiyeceğim. Ben bu tahta kaşıkları çok seviyorum ya. Hatta özel olarak gittim Kipa'dan aldım. Bunlar normal hani büyük yemek kaşığı değil, küçük yemek kaşığı. Bu ara indirimdeydi. Haberiniz olsun. Belki sevenler vardır. Sanki böyle bununla yiyince böyle tadı daha güzel olmuş gibi geliyor yemekleri. Neyse. Ay tadına bakıyorum. Çok heyecanlı. Şöyle yakından da göstereceğim bir dakika. Şöyle alayım iyice. Ay döktüm. Ay bebeğim gelsene ha. Şöyle netlerse. Şöyle yakından. Bakalım tadına. Ay çok heyecanlıyım. 28 liralık pilav. Sebzeli pilav. Bakalım tadı nasıl. Sebze kurulu pilav yani gerçekten. Ne tuzu var ne bir şey var. Hemen buna tuz ekliyorum. Yani bu 28 liralık olduğu için tabii ki de Himalaya tuzu ekleyeceğim. Şöyle her yerine. Sıfır tuz. Sıfır yani. Biraz karabiber de ekleyeyim ya dur. Bir de şimdi tadına bakayım. Kesinlikle daha iyi. Kesinlikle daha iyi. Eğer olur da 28 lira buna verirseniz tuz da yiyin. Şimdi tabii ki de bir klasik olan limonla deneyeceğim. Ya sebzeli ya bence gider yani. Şöyle sıkıyorum ve limona da tadına bakıyorum. Oha limonla çok güzel oldu. Limonla harika oldu. Kesinlikle. Limonla çok güzel oldu. Yemin ederim şaka yapmıyorum. Çok güzel oldu. Limonla şahane. Limonla harika.
Ah, bayıldım. Limonla çok güzel oldu. Tek eksik limon ve baharatlarmış yani. Baharat dediğimde tuz ve karabibermiş. Şu an gerçekten harika. Gerçekten mükemmel. Gerçi kaç kişilik yemek yani sonuçta. Yani dışarıda yesen kaç, 4 kişilik miydi bu yemek? Dur. Kaç yazıyordu? Ha. 2 3 servis mi? Kaç kişilik? Neyse ya, bulamadım. 3 kişi dışarıda yemek yemeye kalksan diyelim ki, yani 27'den fazla ödersin ama yine de değmez. Çünkü bak şimdi. Gidiyorsun BİM'e, pirinç alıyorsun. Ondan sonra da Migros veya Makro Center'a gidiyorsun. Şu karışık sebze kurusundan alıyorsun. Ben bunu tesadüfen almıştım. Aslında yarınki tarif için almıştım. Evde duruyordu. İyi oldu, denk geldi. Bu da 6 lira 99 kuruştu. Hadi 7 lira de. Ama bu var ya, aşırı bereketli bir şey. Yani hani tek seferde bitebilecek bir şey asla değil. Ben defalarca kullanmıştım bunu. Bayağı bir gitti. Hatta zaten bir sene şey var. Raf ömrü var. O yüzden hani bunu alın. Her şeyin içine katın 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 katın. Hiçbir şekilde bitmiyor. Neyse, BİM'e gidin, pirinç alın. Migros'a veya işte Makro Center'a gidin. Bundan alın. Ben bu arada bunu Alsancak'taki Makro Center'dan bulmuştum, almıştım. Haberiniz olsun. Ondan al, ikisini yap. Bol 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 da limon sıkın böyle. Ondan sonra pirinç istemezseniz gidin, hazır bulgur karışımları var. İşte durum markasındır, yayla bakliyatındır, işte çiftçinindir, bilmem nedir. Onları tüketin bence. Ama bu da güzel oldu ya, limonlu. Yani bunu puan verecek olursam aslında, ya nasıl bir puan verebilirim? Yani fiyatı uygun olsaydı, gerçekten böyle hani tek haneli fiyatı olsaydı, ne bileyim işte bir 5'tir 6'dır falan, işte ne bileyim, o civarlarda geçseydi ben bundan hep alırdım. Yani bu Türk markası olsaydı ve ucuz olsaydı ben bundan alırdım. Limonla yerdim. Ama fiyatı aşırı aşırı pahalı bence. O yüzden yani limonla tadı güzel ama normalki tadı kötü. Gerçekten kötü. Yani sırf full sebze, ne tadı var ne tuzu var ne bir şeyi var. Ama böyle eklemeler yaptıkça çok güzel oluyor. Gerçekten güzel oluyor. O yüzden bilemedim şu an. Yani aslında fiyatına göre 10 üzerinden 4 verebilirim ama gerçekten tadı da güzel. Yani bu kattıklarımla. O yüzden bilemiyorum. Yani 9 da verebilirim, 4 de verebilirim ama hani bir daha almam. Ama böyle mesela uygun fiyatlı olsaydı alırdım. Öyle diyeyim size. Yani değişik. Ama gerçekten limonla efsane yani. Bu arada ben lise dönemlerinde falan böyle İspanyolca öğrenmeye falan çok meraklıydım. Hatta Kolombiyalı bir arkadaşım vardı, böyle onunla İspanyolca konuşmaya falan çalışıyordum. Paella'yı o zamanlardan biliyorum. Bak, yıllar sonra paella yemek kısmetmiş işte. Nereden ne çıkacağı belli değil. Hatta bir e-mail adresinde şeydi. Nikim başı, yani Bruja'ydı. Bruja İspanyolca'da cadı demek. Yani Bruja, Bruja diye yazılıyor. J'ler H diye okunuyor İspanyolca'da. Öyle yani, ergenlik zamanlarımdan bir anım. Yani işte denemiş olduk, bir amma hizmeti oldu. Hani ben sizin yerinize denedim. Değer mi 28 lira? Değmez. Hani ucuz versiyonunu yapabilirsiniz. Sizin yerinize denemiş oldum. Zaten çok yorum geliyordu, çok mesaj geliyordu. Karşılamış oldum. Ben bunu bitireceğim. Ama bir daha işte alır mıyım bilmiyorum. Bir de benim karnım şu an çok açtı. Belki de ondan da beğenmiş olayım diyeceğim ama gerçekten limonlu, sebzeli, işte tuzlu, baharatlı falan güzel oluyor gerçekten. Ama yok canım yok gülüm, fiyatına değmez. Neyse, yarın başka bir videoda görüşürüz. Bye bye.